Uygulama yapılacak zemin, özellikle brüt beton gibi zeminlerin üzerindeki çapaklar mutlaka temizlenmelidir. Daha sonrasında yüzeydeki toz fırçayla temizlenmelidir. Kuru ve aşırı ısınmış yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Beton ve brüt beton yüzeyler tutunmayı azaltıcı kalıp yağından yıkanarak temizlenebilir, ancak daha sonrasında yüzeyin suyu tamamen emmesi beklenmelidir. Alçı makinesi kullanılmadan önce makinenin temizliği ve kullanılacak suyun temiz olmasına dikkat edilmelidir. Eğer hortum temiz değilse sıva makinesine su alıp püskürtme hortumunun içini temizleyin. Hava basıncını ve su debisini ayarlayın. Torbayı açıp alçı su oranı makonat için 5 ya da 6 litre suya 10 kilogram toz alçı olacak şekilde toz alçıyı sıva makinesine boşaltın. Makine ilk çalıştığı esnada sıva makinesinden gelebilecek olan ilk sulu karışım yüzeye püskürtülmemeli, su debisi ayarı kontrol edilmelidir. Sıva makinesinden gelen harç uygulamada akma ve yığılma yapmayacak kıvama gelene kadar kap içerisine alınmalıdır. Kap içerisindeki harç, yüzeydeki çatlak ve deliklerin tamirinde ve ano çıtaların yapıştırılmasında kullanılabilir. Harcı uygulama yapılacak yüzeye makineyle püskürtün. Püskürtmeyi yatay bir şekilde ve her noktada eşit olacak şekilde yapın. Boşluk bırakmamaya özen gösterin. Yüzeyin düzgünlüğüne göre anolar yardımıyla istenilen uygulama kalınlığına ulaşıldığında uygulama alanını maslar veya geniş yüzeyli malayla aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırılarak maslarlama yapın. Maslar üzerindeki fazla harcı sıva malasına alarak varsa boşlukları doldurun. Uygulama yüzeyinde boşluk kalmayacak şekilde maslarlamayı tamamlayın. Uygulama yapılan yüzeye parmakla hafif bastırıldığında yüzeyde çökme görülmezse tirfilleme işlemi yapınız. Uygulama yüzeyine fırçayla su püskürtün. Kauçuk tirfil malayla birlikte makonat uygulanmış yüzey üzerinde dairesel şekilde hareket ettirerek yüzeyi tirfilleyin. Tirfilleme işleminden sonra çelik malayla perdahlama yapılarak yüzeyi parlatın ve boyaya hazır hale getirin. Sıva makinesinin içerisine su alarak püskürtme hortumunun ve bir sonraki kullanım için makinenizin içini temizleyin.